Aber Bacalhau. Kamera ha, oldu. Instagram'da live. Şimdi size burada yan yana takıyorum. Öyle yamuk bakmıyorum. Merhaba. İlk, ups. Bir saniye. Kamera durmak istemiyor. Şurada biraz ayarlayacağım. Biraz daha. Merhaba herkese. Şimdi bugün biraz geçim. Bir, iki, tam yemek yerken size gelmeden önce öğle yemeği acele ediyorum. Limon suyu gözüme sıçradı. O da müthiş. Şimdi bugün biraz kargaşa anladığım kadar. Bugün güneş konu istediniz. Başlangıçta hemen söylemem lazım, bir tarif veremiyorum, vermeyeceğim de. Ama neden de öğrenebilirsiniz. Ondan yani şey hemen kapatmayın. Bakın, bekleyin. Güneş ilgili bazı bilgiler, güneş kurucu ilgili bilgiler size aktarmak istiyorum. Ama dediğim gibi bir tarif veremiyorum. Çünkü şimdi açıklamalarım geliyor zamanıyla. Şimdi bakalım. İlk olarak bugün çok notlarım var. Bakın 4-5 sayfa notlarım var. İlk olarak biliyorsunuz bu yayın sonunda hem YouTube'da hem de yazı ve yayın olarak birkaç gün gecikme ile sabunatölye.com'da paylaşıyorum. Orada tekrar tekrar bakabilirsin, izleyebilirsin. Kaçırdığınız bir şey varsa da görebilirsiniz. Genelde yarın bu konu yani şey yayından sonra bir sonraki gün Instagram'da yani ilgili bir iki yerinde de paylaşmaya çalışıyorum. Bilgileri toplu halinde. Her zaman çok güzel olmuyor benim grafim o kadar yani şey o benim ya özelliğim değil. Resimlere tek bana göre değil. Tamam, şimdi bakarız. Önce güneş ışığı. Tabii ki güneş istiyoruz. Güneşsiz hayat çok gri oluyor. Almanya'da büyüdüğüm için onu çok iyi biliyorum. Özellikle kışında. Antalya'da bu sıkıntı nadiren oluyor ama yani o da oluyor. Şimdi güneş ışığı neden ihtiyacımız var? Tabii ki biliyoruz biyoloji dersten ağaçlara, hayvanlara vesaire fotosentez için ihtiyacımız var. Ama aynı zamanda vücudumuzda güneş ışığı çok önemlidir. Ve onu İlk olarak söylemek istiyorum. Çünkü zararlarımız her yerde duyuyoruz, görüyoruz. Ama bir güneş ışığımızın ihtiyaç da var. Onu pek nadiren diyorlar. Şimdi belki onu anneniz varsa duydunuz vitamin D için ihtiyaç var. Çünkü genelde vitamin D, osteoporoz o yaşta konu oluyor. Ve katkı olarak, gıda takviye olarak veriyorlar. Ama şu ilaçla kullandığın yani gıda takviye olarak kullandığımız D vitamini güneş ile üretilen D vitamini aynı denk gelmiyor. Bir. İkinci burada benim eski mesleğim biraz giriyor. Şimdi dışarıda yürüyüş yaparken D vitamini için ihtiyacım D vitamini oranı çoğalıyor. Bu kemik sağlığı için önemlidir. Bu yüzden osteoporozu engelliyor, azaltıyor. Ama burada önemli olan güneşte durmak yeterli olmuyor. Bu da yürüyüş de önemlidir. Çünkü yürüyüşte kemiklerimiz, kaslarımız zorlanıyoruz. O zaman bu vitamin D kemik ve kas ya kemik ve kas gelişimi o zaman artırıyor. Sadece D vitamini hap olarak ya da güneşte oturmak işe yaramıyor. Bizim aynı zaman burada bu yürüyüş, bu spor aktivite ihtiyaç var. Bu D vitamin etkisi görmek için. O yan not olarak kosmetik dışında ama dediğim gibi bence o da çok önemli bir şey. Bundan sonra tabii ki güneş aynı zaman mesela akneler, ekzemaler, zedefler için iyi geliyor. Tabii ki güneş yanma değil ama güneş gündüz hayatında her gün 10 dakika 15 dakika ihtiyacımız var. O da bu tarz güneş
bu tarz cilt rahatsızlıkları iyi geliyor. Bu da neden iyi geliyor da aynı zaman sadece cilde direkt uygulama olarak değil, cilt özellikle mutlu olmak için çok önemli diyor. Yani depresyonda çoğu zaman güneş ışığıyla da azaltabilirsiniz. Tabii ki depresyon bir tarz stres ve genelde SDF hastalıkla, ekstrem hastalıkla stresten kaynaklanıyorlar. Yani temel olarak bir yerde bir stres var. Tabii ki o iş yerinde bir stres olabilir, o başka bir stres olabilir ama her parça burada etkisi oluyor. Bu yüzden dediğim gibi her 10 dakika, 15 dakika güneşte durmak için biraz hareket etmek bizim sağlığımız için çok önemlidir. Aynı zaman bağışık sistemi, ben burada yanlış bir not yazdım. Bağışık sistemi için önemlidir. Çünkü tabii ki bütün hormonları, D vitamini, bu hepsi tek bir parça değil, ona birbirine giriyorlar. O da önemlidir. Mutlu olmak yazdım. Yani dediğim gibi güneş bizim için önemli. Güneşsiz hayat olmaz. Şimdi Kuzey Avrupa'da büyüyen için, yani tam ben orta ama Kuzey Avrupa'da büyüdüğünüz zamanı böyle 2-3 ay güneşsiz hayatta durmak çok zor oluyor ve bu yüzden genelde o da mesela doktorlar güneş tedavisi, yani ışık tedavisi yazdı diyorlar. Yani o kadar önemli bir şey, bunu reçete ile bile doktorlar yazıyorlar. Güneşin etkileri, güneşin ışığı, yani tabii ki o da yapay bir güneş oluyor. Doğal güneş gibi etkisi olmuyor, etkili olmuyor ama yani dediğim gibi reçete ile yazılıyor. Yani güneş sadece kötü bir şey değil, çok önemli, vücudumuz sağlığımız için çok önemli bir şeydi. Ama şimdi devam. şimdi güneş ışığı belki okuldan hatırlıyor musunuz? UV ışık olarak da geçiyor. Bu UV ışık. Üç parçadan oluşuyor. Şimdi arkadan öne doğru gidiyorum. C ışık var, ya yani UVC var. Bundan çok nadiren duyuyoruz. Çünkü bu genelde ozon, ya ozon tabakası ondan geçmiyor, bize ulaşmıyor. Ondan UVC çok çok nadiren duyuyoruz. İkinci olarak UVB var. Onu daha çok duyuyoruz. Çünkü burada bu tamamen yani şimdi bugün bir bölümü, şimdi öyle oldu. Ozon tabakadan geçebilir, tamam değil ama bir bölüm. Ozon tabaka deliği olunca bu bölüm tabii ki çoğalıyor. Yani ozon tabakamız ne kadar inceyse o kadar geçebilir. Ve bunu dünyamız ulaşıyor. Şimdi oldu. Ulaşıyor ve cildimiz de ulaşıyor. Bunlar aynı zaman UVB ışıklarda yanma ışığı diyorlar. Yani bunlar güneş yanması yapıyorlar. Bronzlaşma için de yani bronzlaşma için de etkili. Aynı zaman cilt kanseri ve yaşlanma için etki gösteriyor UVB. En çok olanı UVA ışığımız var. O tamamen geçiyor. Ozon tabakalarda ve sadece cildimize kadar değil, hem suya girebilir, hem cildimizin içinde girebilir. Yani bu da önemli. UVB buraya kadar gidiyor. UVA biraz daha içeri giriyor. UVA bu yüzden tabii ki bizim için daha önemli veya daha çok etki görebiliriz. Buna yaşlanma için yaşlanma ışık diyorlar. Yani yaşlanma etkilerini, kırışıklara doğru mu yazdım ve aynı zamanda DNA zarar yapabilir. Dedim bu yüzden UVA ve UVB karşı korumamız gerekiyor. Şimdi ne var? Başka ne var? Şimdi UVA ışığı, yani cildine kadar giren ışık, ozon tabakadan filtre etmediği için her mevsimde, her coğrafik bölgede aynısında. Yani her sene, her mevsimde güneş varsa aynı miktarda var. UVB ışık biraz filtreme olduğu için tabii ki şimdi güneş biliyorsunuz güneş ve
Nee, nee, ja. Dünja. Günnisch für Dünja. Möchtest du mal gehört, wie Geografik Lokalisation gehört? Desio, wo mikta? Desio. Ja, nee, wo ist denn? Ja, sind da. Antalya da ist mesela İstanbul'dan Almanya'dan daha çok yanabiliriz. Aynı zaman yani kışında daha nadiren güneş yanma oluyor. Ya bu da dediğim gibi filtre olduğu için mevsime göre ve olduğumuz yere göre miktarı değişiyor. Buraya kadar bir soru var mı? Çünkü biliyorum bu konu biraz çok büyük. Sorularınız varsa ben bakmaya çalışıyorum ara sıra. Beğendiniz onu da ben de beğeniyorum. Şimdi filtreleme geçelim diye düşünüyorum. Yani UV filtreler, güneş koruyucu filtreler nedir? İki tane gruplar var. Teşekkürler Hülya Hanım. İki tane filtre var. Şimdi burada size dikkatli dinlemeniz gerekiyor. Çünkü kimya nedeniyle isimler de biraz garip. Yani kimyasal filtreler var. Bunda aynı zamanda organik filtre olarak isim geçiyor. Şimdi organik kimyasal diyorsunuz. Şimdi burada organik bizim organik beslemeden değil. Buradaki organik kimyasal kimya bölümden kaynaklanıyor diye oluyor. Yani bu içerikler organik kimya ile üretilen bulan filtre sistemler. Bu yüzden onların isim organik filtre ya da kimyasal filtre oluyor. Şimdi burada bir liste var. Onu size ama söylemek istemiyorum. Yani kimyasal isim pek size bir faydası olmaz. Belki bazı güneş koruyucuları evet C atomu içerisinde. Aferin. bu yüzden İki tane size örnek söylemek istiyorum. Çünkü onları çoğu zaman belki koruyucuya da görüyorsunuz ve okumak da en kolay. Birisi oksibenzon, birisi avobenzonin. Onları sık sık görebiliriz. Buradaki şimdi kimyasal filtre nasıl çalışıyor? Kötü mü değil mi onu biraz sonra bakabiliriz. Kimyasal filtre güneş ışığı yani UVA ve UVB absorbe ediyorlar. Yani onları yutuyorlar diyebiliriz. Bunu yapabilmek için cildimizi sürüyoruz. Cilt tabii ki bu güneş kremi biraz emiyor. Ve böyle bu ışıklara cildimize temas ettiğin zaman o kimyasal filtre taraftan emmiş oluyor. Şimdi burada birkaç noktaya dikkat etmemiz lazım. Belki hatırlıyorsunuz güneş kremi 15 dakika önce, yarım saat önce sürmemiz gerekiyor. Bu buradan kaynaklanıyor. Bu emme süresi. Diğer tarafta bazı sıkıntılar diyorlar. Yani şu anda araştırmalar gösteriyorlar. Güneş kremi sık sık sürdüğümüz zaman bu güneş kremi cilt tabakamızda toplamaya başlıyor. Bazen bu yüzden bazı numunelerde mesela idrar numunelerde anne sütlerde bir miktar güneş korucular buldular. Şimdi burada her zaman çok dikkat etmemiz lazım böyle araştırmalar. Bazı araştırmalar her zaman düzgün yapılmamış. O artık çok nadiren oluyor. Ama yazan kişi ve sonra normal gazetede, dergide okuyan kişi ve bunun üzerine bir şey yazan kişi aynı bilgi sahibi olmayabilir. Bu yüzden bu tarz popüler yazılarda dikkat etmemiz lazım. Çünkü yani bir doktor okuyorsanız, doktor değilsiniz, o konu üzerine bir şey yazıyorsanız büyük ihtimalle bir yerde bir hata oldu. Burada da böyle bir şey çoğu zaman oluyor. Yani bu yüzden bu popüler yazıları her zaman biraz dikkatli almamız lazım. Diğer tarafta tabii ki vücudumuz girebildiği için hormon dengesi değişiyor. Şimdi burada da dikkat edin, hormon dengesi etkileniyor dedim. Ama her zaman cildimize girdiğimiz için değil ama oradaki güneş işin görevi etkilediği için oluyor. Yani
Wie das Önsche Söhle, dem Güne Schuh, D-Vitamin, der Hormon, den Gesetzchen Schuh, nur Wunu, ich in einem Litte, schien die Herzen man Güne Schock Södem ist am Mann, wo Güne Schere, Göre Mioros, ja, wo da Iki Fakle noch der eine Jahr den Giriole und dann die Katet nam Stad. Die den Gibi. Wütschut muss da Toplio, die Adastürmer der Gösterio, wo ist denn Hormon den gelehrte, die ich hier. Kimia Sal, Schalisch mal jolne den Ile, Günisch jut, uwe isch jut und saman, selbst radikale oder Sturiole, Buddha, Gildeke, Antioxidant, Miktale, der Herse man jeterle Olmio, Buna, die kann etwa misslasen. We buis denn der Nasara, der Edebilella, Jani, I beslen miosak, schon wer du, Güzel beslen miosa, kendimizi dikkat etmiyorsak, antioksidant vücudumuzda antioksidant miktarı düşükse, güneş korucunun kremi böyle bile bir kötü etkisi olabilir. Yani burada dikkat etmemiz lazım. Besleme her zaman en önemli de burada. Cildimiz için en önemli parça. Şimdi fiziki filtre geçelim. Burada inorganik filtre diyor ya da bazen mineral filtre. Genelde dual kosmetik, organik kosmetik çoğu zaman internette yani dual kosmetikte çoğu zaman mineral filtre yazıyor. Bu neden bu isim kullandığın ham maddelerden kaynaklanıyor. Hem çinko oksidi hem titanyum dioksidi mineral kaynaklı bir filtre. Bu yüzden bu fiziki filtre genelde mineralfilter diyor. Bunun çalışma yöntemi farklı. Önce dedik ya UV işi emiyor. Şuradaki olanı hayır bugün bugün şimdi bu organik filter pardon fiziki filter mineralfilter güneş ışığı reflekt ediyor. Yani güneş buraya geliyor ve ayna gibi den geri vuruyor. Bu yüzden cildimize güneş ışığı temas etmiyor veya çok az temas ediyor. Şimdi burada nereye dikkat etmemiz lazım? Krem, yani çinko oksitli bir krem sürüyoruz. İlk olarak ne göreceksiniz? Beyaz oldunuz. İkinci ne göreceksiniz? Sürdüğünüz anda hemen etkisi oluyor. Yani bu emme mesafe, emme zamanı yok. Hemen düzgün dağıtmak zor oluyor. Bu çok büyük bir sıkıntı. Şimdi bir tarafta beyaz olmak istemiyoruz ama beyaz olunca nerede sürdüm, nerede sürmedim görebilirsiniz. Diğer tarafta dediğim gibi bu avantajı var. Beyaz olmak istemediğimiz için nanopartiküllere burada modaya veya yapmaya başladılar. Bunların boyu, ebatı o kadar küçük gözükmüyor sürünce. Şimdi sürmeden göremiyoruz bir. İkinci nanopartiküller şimdi sıkıntı yaratmaya başlıyorlar. Çünkü çoğu zaman özellikle titanyum dioksit nanopartiküller yaralardan yani çatlaklar ve böyle şeylerden vücudumuz içinde girebilirler. Çünkü oksit için bunu bulamadılar ama garanti olsun ikisi de bu yüzden silikon kaplama yapıyorlar. Bu silikon kaplama ne işe yarıyor? Vücudumuzu girdiğin anda temas tepki görmemek için, yaratmamak için yani buna inert diyorlar. Yani reaksiyon girmemek için kaplama yapıyorlar. Tamam, bunu nano yazdık. Bu yüzden yani tamam mineral filtre, fiziki filtre daha dual bile demek istemiyorum ama daha az zorunlu büyük ihtimalle ama dediğim gibi çalışmak biraz daha zor. Bu yüzden o bir sonraki sayfa onu size de yani güneş kurucu evde yapabilir miyim? Burada bu konu olacak. Şimdi güneş kurucu yapabilir miyim evde? İlk olarak lütfen kesinlikle yapmayın. Tamam içerikler evde bulabilirsin anlıyorum yani krem bakıyoruz, bu elimde var, çinko oksit var, titanyum dioksit var, hadi ben de yapayım diyorsunuz. Ama burada birkaç faktörle rol oynuyorlar. Birinci,
Düzgün bir güzel, etkili, çalışan bir güneş kolonu yaratmak için sadece titanyum dioksit şişeye dökmek yetmiyor. Aynı zaman bu titanyum dioksit ve çinko oksit düzgün bir halinde dağıtmak, parçalanmak ve askıda kalmak istiyoruz. Bunu denediyseniz belki birkaç defa gördünüz. Yani çinko oksit her zaman şişin dibinde çıkıyor. Burada önemli olan etkili, çünkü etki bir ürün istiyoruz. Yani sürünce her yerde aynı olsun, sürünce aynı kalınlık, aynı miktarda olsun. Ve bu yapmak çok zor. Dediğim gibi tecrübe istiyor bir. Ya yani ben güneş kurucudan mesela çok uzak duruyorum, çünkü kendim için belki kullanayım ama çocuklarım için verdim kişiye, güvende kendin güvenerek veremiyorum. Bunu bu riske girmek istemiyorum. Çünkü güneş riskleri de çok yüksek, biliyoruz. Yani sadece güneş yanma değil, bu güneş yanma peşinde bir kuyruğu işler geliyor. Bu ikinci olarak dağıtmak için, düzgün dağıtmak için özel makineler lazım. Normal mikser burada yetmiyor. Normal mikser bunu yeterli düzgün halinde aynı miktarda aynı boyda dağıtılmak için yetmiyor. Diğer tarafta gün artık şu anda kanun değişiyor. Güneş korucu üstündeki SPF mesela yazmak için her parti, her üretim parti için teste gitmesi gerekiyor. Eskiden miktara göre kullandığın koruma faktörü miktara göre yazabilirsiniz. O artık değil, üstün bir test yapmanız gerekiyor. Dediğim gibi şu anda kanunlar değişiyorlar. Şu anda o konuda güneş korucular Avrupa'da daha çok Amerika kanuna yaklaşıyorlar. Çünkü Amerika'da güneş korucular ilaç kategoriye gidiyorlar. Giriyorlar. Yani öyle önemli bir şey burada. Dediğim gibi biliyorum kolay kulağınıza geliyor içerikler nedeniyle, ama kendi güveniniz için, özellikle çocuklarınız güveniniz için onu, çünkü genelde onun için yapmaya başlıyoruz, bebeğim için. Buna yapmayın. Başka hasta bir güneş korucu tercih ettin. Ve burada bile diyelim büyük firman bir güneş korucu tercih ettin. Çünkü onlar düzgün, ondan risk potansiyeli, yani düzgün bir ürün çıkartıyorlar. Her ufak imalatçı belki hepsiye dikkat edemeye bile. Şimdi bazen duyuyoruz, yağların güneş korucu etkisi var. Hayır. Burada iki farklı laboratuvar testler birbirine karışmış oluyorlar. Bu yüzden farklı, yani bu yüzden burada bize karışma, bir sıkıntı oldu. Bazı yağların güneş UV emme testte, ama laboratuvarda bir tabakada ya da veya pipet değil, neyse. Yani bu cam şeyden içinde UV geçme testi yapıyorlar. Bazı yağları burada görüyoruz. İçinde onlara yönlendiren UV miktarı aşağıda çıktığın UV miktarla aynı değil. Burada bunu ama bir güneş korucu etkisiyle denk gelmiyor. Çünkü ilk bu saf yağ, ikinci cildimizde sürmediğimiz bir testi. O sadece laboratuvar ortamda yapılmış bir testi. Bu iki farklı sonuçla. Ben bunu nasıl size anlatayım, daha fark nasıl yaratabilirim göstermek için çok düşündüm. Pek düzgün bir şey aklıma gelmedi. Ama belki öyle yapabiliriz. Yani şimdi hala tam aklıma yatmıyor, ama başka nasıl şeklinde anlatayım bilemiyordum. Diyelim ki bir yumruk atıyorsunuz bir yastığa. Bu yastık diyelim 5 santimetre kalın. Yumruk attığı zaman baya bir gücü azaltıyor. Yani karşıda çıkan gücü azalıyor. Pek belki acımaz. Ama aynı yumruk, aynı gücüyle bir insanla 5 santimetre yağ tabakayla bir insanla vuruyorsanız bu yumruk acıyor. Aradaki sünger, aradaki yastığı
aynı kalınlığı ama hala etkisi farklı oluyor. Yani dediğim gibi tam bir de bir oturmuyor bu örnek, bana başka bir şey aklıma gelmiyor. Bu da en çok belki anlatabilen bir şey. Çünkü dediğim gibi laboratuvar ortam çıkan sonuçlar her zaman hayattaki sonuçlar aynı değil. Ve dediğim gibi burada saf yağ miktarları üzerinde ölçtüler. Uyguladığımız ince bir yağ tabaka üzerinde bunu ölçmediler. Yani ona çok dikkat etmemiz lazım. Şimdiye kadar konuştuğumuz alanda dediğim gibi sabit yağ miktarların, yani Hindistan cevizi, havuç yağı vesaire, bir güneş korucu etkisi test edilmiş değildi. Ondan buna dikkat etmemiz lazım. Aynı zamanda ufak imalatta doğru makineyle, içeriklerle ve bilgileriyle evde bir etkili, güvenli bir güneş korucu yapmak neredeyse mümkün değil. Ben diyorum mümkün değil. İkinci, bir güneş korucu etkisinden emin olmak için bir test geçmemiz lazım. Bu testlerden tespit testi 200-300 dolar arasında, genelde etki testi insan üzerinde yapılmış için 2000 ve daha üstte fiyatlardan başlayan testlerde. Yani ona da bu ucuz bir test değil, bu yüzden herkese yapamıyor, herkese yapmak da istemiyor. Bu yüzden önce de biraz dedim, büyük markalardan tercih edin. Yani o da biraz dikkat etmemiz lazım. Bunu da bilgi amacıyla size de söylemek istiyorum. Artık genelde büyük markalarda iki tane farklı güneş korucu değerlendirme var. Onu belki fark ettiniz, belki fark etmediniz. Ben de pek dikkat etmedim. Bu sana dikkat edeceğim. Bildiğimiz SPF yazıyor. Yani Sun Protection Factor. Bu ne demek? UVB, pardon. Adası da Almanca kaçıyor. UVB işin emme miktarı anlatıyor. Burada geçen seneden itibaren ya da 2 seneden itibaren kategorileme değişmiş. Önce çok farklı kategoriler vardı. Güneş korucu 5, 10, 3, 30, 50 ve üstü. Artık bunu biraz grupladılar. 4 tane grup var. Çok az, orta ve çok var diye hatırlıyorum. Yani böyle 4 tane gruplar var. Şu ilk gruba girenler genelde güneş korucu 6'ya kadar. Bunda da artık güneş korucu yazmak yasak oldu. Yani 6'ya kadar güneş korucu olmaz o krem. Bundan sonra genelde 15 görüyoruz, 30 ve 50 üstü. Dediğim gibi bu da şu anda kanun geçiş sırası nedeniyle farklı şeyler görebiliriz. Ve dediğim gibi SPF, güneş UVB, şimdi harf salatı oldu değil mi? SPF faktör, yani Sun Protection Factor, UVB işin emme gücü, etkisi yansıtıyor. Tekrar olarak UVB ışık bu güneş yanma yaratan olanı, en zararlı olanı öyle diyelim. Hem de UVB dediğim gibi yaza göre, geografiye göre değişiyor. Yani mevsime göre ve geografik lokasyona göre değişiyor. UVA filtre için ayrı bir kategorileme yapmaya başladı. Çünkü dediğimiz gibi UVA her zaman var. UVB mevsime göre, geolokalizasyona göre değişiyor. Şimdi bir test bakayım da kafam karışmasın acaba. Tamam, doğru. Yani UVA her zaman güneş varsa, güneşten yoksa bulut bir sınır yapmaz. Araba camı da burada bir fark yapmaz. Onu da aklınıza tutun. Ayrı bir koruma sistemi kullanmaya başladı. Bu PA olarak geçiyor. Bu da Protection Grade of UVA Radius. Yani Protection Grade, koruma miktarı. 3 farklı kategoriler var. Bu genelde PA bir artı işaret, 2 artı işaret veya 3 tane artı işaret olarak gösterilir. Miktara göre, yani 3 tane artı var çok koruyor, 1 tane varsa daha az koruyor. Yani buradaki kategorileme çok daha kolay bence. Bilmiyorum, benim için daha kolay. Ve dediğim gibi PA
değeri orada UVA ışığı karşı koruma etkisi anlatıyor. Ve tabii ki benim internetim gidiyor. Şimdi, yani dediğim gibi artık çoğu güneş korucular iki tane kategoriyi bulabilirsin. PA, güneş UVA ışığı karşı güneş koruma ve SPF, güneş UVB ışığı karşı koruma. En iyisi ikisi kullanalım. Ama dediğim gibi başlangıçta unutmayın. %100 koruma istemiyoruz. O da bizi hasta yapar. Bu yüzden dediğim gibi en sağlıklı davranış güneşe karşı. Hayır, bunu da tabii ki. Tamam. Bu yüzden güneş koruma karşı yöntemler olarak sadece güneş krem bolca yüksek miktarda sürelim değil. En önemli olanı özellikle yazında saat 11-3 arasında direkt güneşe çıkmayın. Genelde gölge tercih edin. Gölge için gölgede de aynı zamanda hem yanmıyorsunuz hem hala istediğimiz D vitamin etkisi vesaire alabiliriz. Yanma, bronzlaşma tamam biraz daha uzun zaman sürüyor ama daha sağlıklı bir bronzlaşma oluyor. Aynı zaman bebeklerimiz, çocuklarımız korumak için kıyafet ile uzun pamuk kıyafetler, keten kıyafetler çok daha sağlıklı. Her insan güneş ışığı ihtiyacı var. Yanma tabii ki değil. Bu yüzden dediğim gibi öğle saatlerde kullanmayın. Bundan sonra saat 4'ten sonra kolayca rahatça ben bile yani öyle bakalım. Ben bile Antalya'da yazında saat 4'ten sonra sıkıntısız güneşe çıkabilirim. Yüzüme her zaman hala koruma yapıyorum. Ama dediğim gibi böyle tavuk gibi, ıskara tavuk gibi güneşte durmak hiçbir kimse için sağlıklı değil. O zaman güneşin faydaları tabii ki alamıyorsun. Çünkü zararı bu faydada çok üstten geçiyor. Sorularınız var mı bu konuda ilgili? Çünkü biliyorum biraz ağır bir konu. Ve tarif vermedim değil mi? Tüh buna. Tıraş sabun önce gördüm bir kimse istiyor. Yoldayım. Bir proje hazırladım. Henüz paylaşmadım. Gelecek. Güneş korucu ilgili dediğim gibi bir tarif yok. Vermek istemiyorum güvenlik nedeniyle. İnşallah şimdi anladınız neden vermek istemiyorum. Güneş bu yazın da hala onun keyfi çıkardım. Aklımızı kullanalım. Güzelce dikkatli davranalım. Dediğim gibi burada denge önemli. Yani ona dikkat etmemiz lazım. Ama gideyim. Şapka, güneş gözlüğü, uzun kıyafetli, gölge en güzel koruma. Çünkü hep fazladan koruyor ama hala iyi etkileri alıyoruz. Sorularınız yoksa o zaman bugün bunu kapatmak istiyorum. Çünkü zaten yarım saat oldu. Dediğim gibi birkaç gün sonra bunu sabunatelier.com'da yayın olarak yani yazı olarak ve yayın olarak paylaşacağım. Aynı zaman onu genelde birkaç gün içinde YouTube kanalımda koyuyorum. Yani tekrar tekrar izleyebilirsiniz. Instagram'da bırakmak mümkün değil uzunluk nedeniyle. Facebook sayfamızda o da orada kalıyor. Ondan yani benden bugün bu kadar. Gelecek hafta için bir konu isteğiniz varsa benimle paylaşın. Şu anda bir saniye çekmecemde bir konu vardı. Bu da çünkü sizden gelen sorular konuda bir sepet atıyorum. Yani sepeticik atıyorum. Ha, sabun antibakteriyel özelliği onu bir kimse bana sordu. O olabilir. Bakalım sizden daha ilginç bir konu geliyorsa veya daha çok soran bir konu oluyorsa onu da bakayım. Yani benim bu kadar. Gelecek hafta tekrar görüşürüz ve iyi haftalar. Güzel. Güneşin keyfi çıkardı. Bugün hava güzel. Bye bye. Burada end. Endler.